Krem ve kahve tonları hakim, altın yansımaları, ışıltıları görmek mümkün. Ama bu evde bir sivrisineğin konacağı boş yer yok, size öyle diyelim. Denizler alsın şimdi beni, götürsün uzaklara. Umuyoruz bu sıcakta o şömine yanmıyordur. Şömineyi çok severim. O şöminenin vermiş olduğu ışığı çok severim. Yine bu da sahte şöminemiz ama o ışığı izlemeyi çok seviyorum. Tabii bu ev fotoğraflarla ben Tuğba Özay'a aitim diye bağırırken ödüllerini de ayrı bir yerde sergilemiş. Şöyle söyleyeyim, burada 500'e yakın ödül var. Bir de tabii buraya sığmayanlar var, çiftlikte olanlar var Antalya'da. Tabii bu benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Yoksa oradaki de kraliçe tacın mı? Bu işte bu o taç değil, o yüzden onu söyleyeceğim. O tacım, yani benim dünya güzeli seçildiğim zamanki tacım, Makedonya'ya davetli olarak gitmiştim. Bir Türk gecesi düzenlenmişti. Oraya gittiğimde tacım orada kaldı. Unuttuk. Ve ondan sonra ortadan kayboldu. Yani artık kim anı olarak onu almak istediyse o taç orada gitti. Taçsız güzelsin yani. Vallahi tacım gitti yani orada. Elindeki taç neyin nesi? Ben de o tacın yerine dedim ki bir taç olsun. Bu böyle çok sade, hani sadece sembolik olarak böyle orada kalsın, dünya ikinci güzeli olduğumu anımsayayım diye. Senin için bu ödüllerden en değerlisi hangisi? Örneğin herkes bilmez ama şöyle gösterebilirim. Evet, marka tescil belgesi. Bu Türk Patent Enstitüsü'nden. Tuğba Özay, bakın burada logom da var zaten. Hayırdır inşallah, kendini falan tescil etmeye kalkmadın umuyoruz. Şöyle, kendini mi tescilledin diyor. Bak hayatım ne yazıyor. Ha. Et, balık, kümes ve av hayvanlarının. Yine ilgili marka tescil yaptım. Niye? Çünkü biliyorsunuz bir zeytin yağı ile ilgili Tuğba Özay markası adı altında zeytinyağları çıkaracaktım. Onun için... Zeytinyağları nerede peki? Daha zeytinyağı yok ortada. Gez gez bitmez, anlat anlat bitmez bu salon. En iyisi üst kata çıkmak. Niye durdun Asiye? Merdivenlerden yukarıya çıkacağız ama kaldım burada. Neden? Yine her yerde... Yani objeler her yerde, evin her yerinde obje var ama kemerler. Ya o kemerler var ya, ben de onlardan çok çekiyorum. Yani koyacak hiçbir yer bulamadık. Düşünün artık, koskoca evde kemerlerini koyacak tek bir yer bulamamış Özay. Kaç tane vardır orada? 300 falan vardır herhalde. Kemercide bile bu kadar kemer yoktur. Sen daha dur. Şimdi daha da şaşıracaksın. Kemerci değil, al sana çerçici dükkanı. Şaşırmak da kelime miymiş? Buraya çerçici dükkanı demek az kalmaz mı? Aa, şoktayım ben. Daha bu hiçbir şey değil. Burası benim cıvıl cıvıl dünyam. Hepsi kolye mi? Hepsi kolye hayatım. Nasıl benim... buluyorsun bunların içerisinde? Yani biraz zor oluyor ama sabırla buluyorum ya. Askıyamazsın. Tabii. Kolye askıları peşi sıra çıktı ortaya. Burada da yine böyle. Diyorum ya, yani akıllılık ettim. Bunların hepsini şeye böyle askılara asarak, çünkü... başa çıkamıyoruz yani. Şimdi hazır mısın? Doğrusu hazırız demeye dilimiz varmıyor ama bakalım sırada neler var. Efendim, gözlükçü geldi. Böyle. Yapma sevgili Tuğba, güneş gözlüklerin bu kadar değildir senin. Tuğba, gözlük dükkanı açabilirsin. Bir de oralardan da çıkıyor. Oralar fena, her yerde olan. Bunlar mesela benim... yazlık gözlüklerim, bikini gözlükleri diyorum ben bunlara. Efsane değil mi? Çok güzel oldu. İyi misin Asiye? Ses ver bize. Ay ben ya vallahi yoruldum. Yani... çöktü yere sevgili Asiye, başa çıkamadı haliyle. Özay bir bir açıp gösterirken kutuları, haber müdürümüzün gözünün ferini yakan bir bileklik çıkmaz mı? Gerçek mi? Herhalde ki. Lütfen. Pırlanta mı? Sen beni kimlerle karıştırıyorsun bebeğim? Pırlanta mı? Pırlanta değil ama gümüş. Güzelmiş.
Hazreti Fatma'nın eli biliyorsun. Teşekkür ediyorum. Bizim sayemizde nerede neyin olduğunu öğrendiğine göre sıradaki odaya geçelim mi? Evet, şimdi diğer elbise odasına geldik. Burada gördüğün gibi yine gözlükçüye geldik. Gözlükçüye. Evet, gözlükçü, çantacı, ayakkabıcı her şey var. Bak. Seç beğen. Abicim hangisini beğeniyorsan seç beğen. Ben diyorum ya yani Elton John 1 dünyada, Tuğba Özay 2. Gözlük dışında başka neler göreceğiz acaba? Bu arada ben bir şapka delisiyim aynı zamanda. Şaşırdık mı? Asla. Ev turumuz boyunca nelerin delisi olmadı ki Tuğba Özay? Devam edelim şapkalardan. Burası sadece şapkalardan ibaret ve bir de arka taraflar falan var. Biz tutarız değil mi? Biz tutarız. Starız. Evet canım. Ama çok yakıştı. Kaç tane var ya şapka? Çok. Bakar mısın? Yüzlerce. Aman üstüne devrilmesin o şapkalar. Hoppa indi bir tane. Hoppa indi bir tane. Çok normal değil mi? Yazlık, kışlık, renk, rengi, çeşit çeşit, model model. Bu arada dikkatimizi çekti. Parfüm delisi değil misin yoksa? Allah'ım yine. Şu kadar. Sadece şu kadar. Yani parfümler falan işte böyle... Yani ne yapalım, seviyoruz. Parfümlere bakar mısınız? Taçlar yine burada. Çok güzel bir yaz kokusu, al senin olsun. Çok güzel parfüm verdim ve hiç kullanmamışım bak daha lütfen. Öyle bende sahte falan da olmaz, hepsi orijinal. Orijinal, gerçek. Yani. Sıradaki durağımız Tuğba Özay'ın evindeki ikinci giyinme odası. Ama salonun ortasında tartışma molası mı verdi onlar ne? Evet Aslı'cığım, buradan istediğin bir şey var mı canım? Ya, bana göre değil. Koltuk takımını falan vereyim istersen. Aa, hem hediye veriyor hem de konuşuyor. Ya sana verdim. Apo'nun neyi? Yok yok, her şey normal. Tatlıya bağlanmış. İkinci giyinme odasında dolaplar açılmaya başlamış bile. Ama bak ne kadar düzenliyim değil mi? Burada sadece pantolonlar var mesela. Gerçekten çok düzenlisin. Gerçekten düzenliyim. Bu kadar kalabalığa yani millet tıkış tıkış şey yapıyor. Burada işte kazaklar, gömlekler şeklinde. Burayı sen çok seversin. Aa, niye? Burası... Doğrusunu söylemek gerekirse Tuğba Özay'ın evine değil mağazasına gelmiş gibiyiz. Bakın şimdi Asiye'nin başına gelenlere. Burada da çok özel kostümler var. Ve bakayım şunlara. Bu şekilde. Tuğba şunları götür. Tabii hayatım. Dur bakayım. Apo gel. Onları ancak... kıyafet çıkartmaya çalışıyorum. Onlar anca benim gücüm yeter. Sanki hala görmediğimiz bir şey var. Aa, ayakkabılar buradaymış. Hiç onları göstermiyorsun bile. Bu sadece burada olanlar. Evet, o yukarıdakileri göremedik. Evet. Kaç tane ayakkabım var? Hiç saydın mı? Biliyor musun? Yani tahmin edebiliyor musun? Yani yine yakın. Bin. Ama şöyle söyleyeyim bak, ben şimdi işim gereği mecburum. Peki Özay bunca kıyafeti alırken yatırım yapabilme fırsatı buldu mu? Yatırımlarımı annem sayesinde yaptım diyebilirim. Çünkü annem bana eskiden özellikle çok kızardı. İşte paranı har vurup harman savuruyorsun, herkesi yediriyorsun, herkesi besliyorsun. Yani şimdi düşünüyorum da esasında haklı olduğu o kadar çok yön varmış ki. Yine merak ettik, Özay Tuğba kılık kıyafeti, çanta, ayakkabıya, takıya tokaya harcadığı parayla iki ev alır mıydı? Ev diyor yalnız, bakışı öyle. Kaç tane ev? Yani bir de görmedik, göstermedikleri var diye. Ya yani 5-6-7 ev. Emlak zengini olabilir miydin? Ya hani bunları söylemek biraz ayıp oluyor ama sıkıştırma beni. Alırmış. Bu arada mutfaktayız. Burada ne var, yemekte bakayım? O yemek değil, o keçi boynuzu çayı. Evet, Ramazan'da özellikle tavsiye ederim efendim. Yemeklerden sonra keçi boynuzu çayı içmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Kokusu da çok güzeldi. Ne burnunu kıvırıyorsun? Aa, git şuradan be. Şerbet çok güzel. Tabii mutfağın ve dolaplarının da hınca hınç dolu olduğunu söylememize gerek yok herhalde. Ben çok seviyorum ya eşya. Yani sürekli mutfak eşyası almayı da çok seviyorum. Ben herhalde... Ben alışveriş delisi olabilir miyim? Galiba doğru tanımlamayı buldu sonunda. Peki Tuğba Özay bir gün taşınmaya karar verse neler olur meraktayız. Ama mümkün değil. Ya ben herhalde en sonu bu evde öleceğim. Hayır. Sırf sadece bu yüzden taşınmıyorsun.
Aynen öyle biliyor musun? Vallahi. Ve mutfağın açıldığı küçük terasta Tuğba Özay'ın dokunuşundan nasiplenmiş. İncik, boncuk ne ararsam ben de. Çok seviyorum. Artık bu tatlı balkonda dinlenme zamanı. Ama yorulduk. Vallahi ben de yoruldum biliyor musun? Ben sana bir de parfüm mü hediye etsem? Aa ettim değil mi? Artık o kadar unuttu ki. En iyisi sen bize güzel sesinle bir şarkı söyle sevgili Tuğba. İyi geldin, iyi ki geldin, iyi ettin de geldin, hoş geldin. Yani Tuğba'nın evini gezerken biz burada yorulduk. Böyle ne eski kaynattı. Yeni her şey birbirinin içine girmiş. Vardır ya öyle tipler. Evet evet. Atamazlar. Biriktiriyor bence. İstiflerler böyle. Yok, toz falan aldığını düşünsene o evde. 3 gün falan sürüyor. Hem satın aldığı hem kendisine hediye gelen hiçbir şeyi atmamış. En az 20 yıldan beri atmamış. Ben de artık bu haberin sonuna doğru dedim ki Asiye dedim bir bahçeye çıksa da biri atlasak oh desek. Alsa, kamera bahçeye çıktı kamera da böyle. O kadar hayır. Eşya da insanı yorar. Bu temizlik avcıları muhabbeti. O ekibi göndermek istedim. Ekibin başı oraya. Olmak istedim ama böyle bir battal boy çöp torbasıyla şöyle onları böyle atmak istedim. Sana Tuğba dese ki ben atamıyorum, kıyamıyorum. Evet, gel Esra dese. Var. Gider misin? Çok nefis atarım yani. Ben kendimde de öyleyim. Yok bu giyilmemiş. Mesela tişörtlerim veriyorum, vermek lazım. O kadar kıyafet zaten görüp de giyemez. Tabii ki. Tavsiye ediyorum buradan. Tuğba'cığım bak belediye böyle kumbaralar yaptı. Kıyafet kumbaraları. İhtiyacı olanlar alabilsinler, giyebilsinler diye. Paylaşmak güzeldir diyorum arkadaşım ya. Eminiz. Onları öyle yap. 20 sene önce Shakira'nın moda kemeri vardı. Onu bile gördüm o merdivende. Ne diyor? Şimdi 500 tane ödül ve daha fazlası Antalya'daki çiftlikte diyor. Kemerler 300 tane diyor. Ama en çok üçümüz neye takıldık? Eminiz siz de takıldınız. Bu ev nasıl temizlenir? Onu diyorum. Dip köşe girmesi biraz zor. Düşünsene o kemerleri kaldırdın. Orayı sildin. Öbür ödülleri. Objeleri sildin falan. Şömineyi çok seviyorum diyor. Şömine gözüküyor. Koltuktan gözüküyor. Koltuk kapatmış önünü.